Bereket Televizyonu ekranlarından herkese merhaba. Sizlerle birlikte her hafta farklı bir ürünü ve farklı bir ekipmanı inceliyor ve değerlendiriyoruz. Bu ürünleri ekranlarınıza getiriyoruz ve bu ürünler hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz. Ee, tarım ve teknoloji diyoruz. Bunlar birbirinden ayrılmaz iki kavram. Çünkü tarım gelişiyor, teknoloji de gelişiyor ve bu doğrultuda tarım teknolojileri, tarım ekipmanları, tarım makineleri de aynı şekilde gelişiyor. Eğer ki merak ettiğiniz bir ürün varsa merak ettiğiniz bir makine varsa yani diyorsanız ki ya şu programda bir de şu ürünü inceleseniz bu ürünü öğrensek bu şekilde bir düşünceniz varsa işte bu noktada hemen ekranın sağ alt köşesinde programımızın sosyal medya hesaplarını görüyorsunuz. Bu sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz ve buradan bizimle iletişime geçerek önerilerinizi, isteklerinizi, eleştirilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bizler de bu doğrultuda programımızda eğer ki istemiş olduğunuz bir ürün varsa onları inceleriz, değerlendirebiliriz değerlendiririz ve sizlerin ekranlarınıza getiririz. Evet şu anda Balıkesir'deyiz. Ee, bir zeytin tarlasındayız. Ve sizlerle birlikte bu hafta Tarım Teknolojileri programında zeytin hasat makinesini inceleyeceğiz. Ee, i̇ki farklı versiyonunu inceleyeceğiz. Bir e, akülü ve şarjlı pilli olarak çalışan hasat makinesini bir de benzinli olarak çalışan hasat makinesini inceleyeceğiz. Ee, ürünlere geçmeden önce tabi bir e, zeytin tarlasındayız ve zeytinden bahsetmeden geçmek olmaz birazcık zeytinden bahsetmek istiyorum zeytin zeytin ağacı çok önemli ve güzel bir ağaç yani 2000 yılına kadar yaşayabilen bir ağaç ve ülkemizde de oldukça önemli bir yere sahip özellikle Ege bölgesinde Akdeniz bölgesinde Anadolu'nun güney kesimlerinde yetişen bir ağaç gerek sofralık olsun gerek zeytinyağı olarak olsun tüketimde de oldukça önemli bir ürün. Bu ürüne yani şöyle bakabiliriz, tüketim olarak bakabiliriz. Soframızda, kahvaltılarımızda eksik etmediğimiz besin değeri olarak da oldukça besleyici bir ürün. Onun dışında zeytinyağı olarak yine yemeklerimizde kullanacağımız özellikle sağlıklı beslenme adına oldukça önemli bir ürün. Ve bu ürünün de bu derecede insan beslenmesinde önemli olan bir ürünün de yetiştiriciliği de gerçekten çok önemli. Bunu iyi bir şekilde yapmak, iyi bir şekilde gerçekleştirmek çok önemli ancak zeytin, zeytinyağı diyoruz aslında 2000 yılına kadar yaşayabilen, 2000'li yıllara kadar dayanabilen bir ağaç olmasına rağmen ülkemizde son yıllarda biraz daha bu konu hakkında bilgi sahibi olunmaya başladı. Sofralarda daha yoğun bir şekilde, yemeklerde daha yoğun bir şekilde tüketilmeye başlandı. Özellikle zeytinyağı olarak. örneğin ülkemizde kişi başına düşen zeytinyağı tüketimi yıllık 2 litre Tabi bu sadece bu şekilde veri. Bunu istatistiğe dönüştürecek olursak, örneğin hemen yanı başımızda Yunanistan'da kişi başına zeytinyağı tüketimi yıllık 24 litre civarında. Akdeniz bölgesinde yer alan yine İtalya'da, İspanya'da bu kişi başı 12 litre civarında. Bunlara baktığımız zaman tabii bizim ülkemizde tüketim oldukça düşük kalıyor. Ancak bu yavaş yavaş artıyor. Bu üretimin de artması demek, gelişmesi demek. Bizlerin de yiyeceklerimizde, besinimizde kullanmamız demek. O yüzden her geçen gün daha da fazla önem kazanan bir ürün, zeytin ürünü. Biz de sizle evet bu programda zeytin hasat makinesini inceleyeceğiz. Hasat makinesi neden önemli? Çünkü genellikle zeytin hasadında e, tabii farklı yöntemler kullanılıyor. Ancak e, sopalarla zeytin dökme, silkme dediğimiz işlem yapılıyor. Bu işlem yapılırken e, filizler, yapraklar, dallar kırılabiliyor, zarar görebiliyor, verim kaybına yol açabiliyor. O yüzden bu noktada hasat makineleri çok önemli e, ve biz de sizlerle bu programda zeytin hasat makinelerini ekranlarınıza getireceğiz. Bahsettiğimiz ürünler Alis ürünleri, iki farklı modelini inceleyeceğiz. Bu ürünleri ülkemizde satışa sunan firma Semak. Firma hakkında biraz kısa bilgi vermek istiyorum. Firma 1949 yılında Tahtakale'de küçük bir ofis, dükkan olarak kuruluyor ve o tarihten bu zamana kadar gelişimini sürdürerek şu anda Türkiye'nin gerçekten sayılı tarım makineleri, tarım ekipmanları, pazarlayıcısı, satıcısı olarak faaliyetlerine devam ediyor. Sadece pazarlama yönünden değil, firmanın gerek ürünleri sattığı ürünlerin kalitesi, gerek satış sonrası hizmetleri, gerekse de yedek parça servisi olarak oldukça çok güzel bir hizmeti var ve biz de sizlerle belki çok sayıda ürün gamı olabilir ama o ürünlerden zeytin için olan Alice ürünlerini sizlerle birlikte bu programda inceleyeceğiz. E, lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir an önce ürünleri incelemek istiyorum. Tarım teknolojileri programı başlıyor. Evet programın şimdi sizlerle birlikte e, birinci bölümünde ilk olarak e, bu ürünü inceleyeceğiz. Ürünün adı Alice Kit. E, akülü zeytin silme makinesi. Gördüğünüz gibi aküsü burada. Bunu e, böyle rahat bir şekilde sırtınıza alabiliyorsunuz ve çalıştırdığınız zaman zeytin siltme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. İncelemeye üst kısımdan başlayacak olursak burada görmüş olduğunuz bölümler termoplastikten üretilmiş. Bu ne demek? Bunun diğer emsallerinde genellikle buralar karbondan kullanılır. Ancak burada termoplastikten üretilmiş. Dolayısıyla zeytine zarar vermiyor. Hasadı gerçekleştirirken maksimum verimlilikte çalışıyor. Ve herhangi bir şekilde yapraklara, filizlere, zeytine zarar vermeden bu işlemi gerçekleştiriyor. Yine burada çift şanzıman kullanılmış. Bu ne demek? Dolayısıyla çalıştığı zaman silkme işlemini gerçekleştirirken sadece sağa sola değil aynı zamanda elips şeklinde bir çalışmayı gerçekleştiriyor, sağlıyor. Bu da zeytinleri direkt aşağıya dökmenize sağlıyor. Yani sağa sola herhangi bir şekilde sıçratma yapmıyor. Şu an gördüğünüz gibi şu an kapalı konumda. Bu konumdaki boyu 1.85 ve hemen burada mandalı var. Mandalını açtığınız zaman buradan uzatma işlemini yapabiliyorsunuz. Uzattığınız zaman da 2.70'e kadar uzayabiliyor boyu. Bu kısım dediğim gibi zeytin silkme bölümünü yarıyor. Bu alt tarafta motor kısmı bulunuyor. Motor kısmı burada. Motor kartsız bir motor. Dolayısıyla kartta yanma sorunlarının önüne geçilmiş burada. Diğer ürünlerde kart kullanılıyor. Bu ne demek örneğin zeytin silme işlemini gerçekleştirirken herhangi bir zorlanmayla karşılaşıldığında kart yanma işlemi yapıyor ve bu da size bir masraf ortaya çıkartıyor. Ancak burada kart kullanılmamış. Dolayısıyla yani makine herhangi bir zorlanmayla karşı karşıya kaldığı zaman otomatik olarak kendisini kapatıyor ve bu sorunun önüne geçiyor. Burada açma kapama düğmeleri var. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda makinenin ön kısmında bir de sensör var. Bu sensör neye yarıyor? Makineyi açtığınız, çalıştırdığınız zaman makine çalışmaya başlıyor ve herhangi bir sikme işlemini gerçekleştirmiyorsanız kendini hafif bir şekilde çalışır konuma getiriyor. Ne zamanki dallara uzattığınız zaman herhangi bir kuvvetle karşı karşıya kaldığı zaman daha da hızlanıyor ve zeytin silkme işlemini gerçekleştiriyor. Bu da çalıştırmadığınız konumlarda örneğin bir ağacın işlemini bitirdiniz. Diğer ağaca geçiyorsunuz. O arada geçen mesafe çok yoğun bir çalışma değil kendisini biraz daha düşük konumda çalıştırarak akünün şarj seviyesini daha uzun ömürlü hale getiriyor. Aküden bahsetmişken hemen sırtımızdan alalım. Gördüğünüz gibi akü kısmı arkada LiPo lipopil. Baktığım zaman 12.5 volt ve 40 amper gücüne sahip sırta giyilebilir sırta giyilebilir olmasının avantajı bu. Bu e, makinenin aynı zamanda e, yerden akülü şeklinde çalışan versiyonu da var. E, normal bildiğimiz akülerle birlikte yerde e, o aküye bağlayarak çalıştırabilirsiniz ama e, sırttan olduğu zaman tarlanız içerisinde bir ağaçtan bir ağaca geçerken çok rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yerden akülü de ise kabloyu biraz daha uzatmanız gerekiyor veya o aküyü de siz de onunla birlikte taşımanız gerekiyor. Bu gibi durumları var. Ancak sırttan olduğu zaman hemen gördüğünüz gibi sırtınıza takıp zeytin sikme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Birazdan sizlerle birlikte bu ürünün uygulamalı olarak çalışmasını da göreceğiz. Ee, şöyle baktığımız zaman e, makinenin e, bu silkme işlemini yapan ön kısım üç e, buçuk kilogram ağırlığında. Pil de 5 kilogram ağırlığında, 5-5,5 kilogram ağırlığında. Dolayısıyla zeytin hasat işlemlerinizi gerçekleştirirken aslında çok da yoracak kilolar değil. Çok rahat bir şekilde sırtınızı alıp, elinizi alıp zeytin hasat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Programın başında bahsettiğim gibi genellikle sopalarla hasat işlemi gerçekleştiriliyor. Yani uzun bir sopayla zeytin dallarına vurarak zeytinler yere dökülüyor. Burada gördüğünüz gibi yere bir seriyorsunuz. Bez, muşamba tarzı. Bunun üzerine dökülüyor. Ancak o vurma işlemi yaparken burada zeytinin yapraklarını filizlerini kırabiliyorsunuz. Bu da sizin verim kaybınıza neden oluyor. Ayrıyeten ee, bu işlemi gerçekleştirdiğiniz zaman tabii daha fazla insan iş gücüne ihtiyaç duyuyorsunuz. Belki daha fazla işçi çalıştırmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, ama bu ürünü kullandığınız zaman çok rahat bir şekilde bir zeytin ağacını çok e, basit rahat bir şekilde e, hasat işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ee, i̇lk başta söylediğim gibi çift şanzımanlı olduğundan dolayı hem sağa sola hem de içeriye doğru bir elips hareketiyle çalışıyor makine. Bu da e, zeytinleri direkt yere döküyor. Bunu da şundan bahsediyorum. Diğer makinelerde tek şanzıman olduğundan dolayı sadece sağa sola çalışıyor ve zeytini etrafa saçabiliyor. Bu da sizin için şöyle bir iş gücünü doğurabilir. Etrafa saçılan diğer zeytinleri toplamak için ayrıyetten bir iş gücü sarf etmenize neden olabilir. Ancak burada direkt dibine döktüğü için burada yere sermiş olduğunuz bizim bu şambanın üzerine zeytinleri çok rahat bir şekilde dökebilir ve hasat işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ee, yine Alice Kit e, modelinin bir diğer versiyonu var. Aslında tamamen aynı özelliklere sahip. Aradaki tek fark e, gövde kısmı karbondan e, yapılmış. E, karbondan olmasının şöyle e, bir etkisi var. E, sağlamlığı daha fazla ve e, diğer modele göre 300 gram daha hafif. Bu modeli de eğer isterseniz tercih edebilirsiniz. Tamamen aynı özelliklere sahip. Tek fark aradaki fark bu görmüş olduğunuz tutma bölümünün gövde kısmının karbondan yapılmış olması. Bu ürün için anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şimdi diğer ürün olan yine Alice'in El Toro ürününü inceleyeceğiz. O benzinli ve çalışma prensibi olarak biraz daha farklı. Şimdi sizlerle birlikte o ürünü incelemeye geçelim. Evet şimdi programın ikinci bölümünde yine bir hasat makinesini inceleyeceğiz. Campagnola El Toro adı verilmiş. Gördüğünüz gibi 13 kilogram ağırlığına sahip. Burada çapraz bir şekilde vücudunuza asıp kullanabiliyorsunuz. Ürün tutuş itibariyle aslında benim çok hoşuma gitti. Adı da çok hoşuma gitti. İtalyan bir marka olmasına rağmen İspanyol bir isim kullanılmış. El Toro. Boğa anlamına geliyor. Tutuş olarak da böyle sanki şu anda gitar tutuyormuş gibi hissettim. O yüzden çok hoşuma gitti. Onun dışında asma olsun, buradan tutuş bölümü olsun. Oldukça ergonomik bir şekilde tasarlanmış, çok rahat. 13 kilogram olmasına rağmen çok rahat bir şekilde her insanın kaldırıp kullanabileceği bir makine. Aynı zamanda şurada vücudunuzla temas eden bölgede de bir sünger bölüm var. O da çalışırken herhangi bir şekilde sizi rahatsız etmeyecek bir şekilde dizayn edilmiş. Ee, tabii sadece zeytin hasadı değil, zeytin bahçesindeyiz ama e, bu ürünü sadece zeytin hasadı değil, badem, e, kayısı gibi ürünleri de e, hasat edebilirsiniz. Sofralık zeytin hasadında oldukça e, iyi bir şekilde kullanabileceğiniz bir ürün. Motor kısmından bahsedecek olursak, motor kısmı 2.8 beygir gücüne sahip bir motor kullanılmış üzerinde. Hemen altında e, yakıt deposu var, 1.5 litrelik bir yakıt deposuna sahip. Kullanımınıza bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama olarak 1 litrelik bir yakıta 1-1,5 saat arasında bir kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz. Yakıt tasarrufu olarak da oldukça iyi bir ürün. Arkadan çekmeli şekilde çalışıyor. Motoru çalıştırdığınız zaman tutma bölümü burada. Sağ elinizle gaz bölümünü kontrol edebiliyorsunuz. Sol elinizle makinenin başına yön verebiliyorsunuz. Burada bir emniyet butonu var. Emniyet butonuna bastıktan sonra hemen altta görmüş olduğunuz gaz butonu aktif hale geliyor. Yine üzerde görmüş olduğunuz bir stop tuşu var. Bu stop tuşuyla birlikte motorunuzu istop edebiliyorsunuz. Evet motoru burada çekmeli şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Çok ergonomik bir şekilde dizayn edilmiş. Makineyi hiç omzunuzdan çıkartmadan burada bulunduğu yerde çalıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çalışıyor. Buradaki stop tuşundan da kapatabiliyorsunuz. Tekrar açmak istediğiniz zaman açıp tekrar çalıştırabiliyorsunuz. Oldukça ergonomik bir tasarıma sahip. Bizim her zaman söylediğimiz gibi bir motora ne kadar iyi bakarsanız o motordan o kadar uzun süre, o kadar verimli bir çalışma elde edersiniz. Dolayısıyla e, sezon öncesinde motorunuzu isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz bunu. İsterseniz e, yetkili teknik servise de götürebilirsiniz. Yağ filtresi, hava filtresi gibi bir bakımlarının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yine üzerinde e, ön kısımda görmüş olduğunuz şanzıman bölümünde şanzıman yağının e, bakımının gerekiyor. E, bakımının iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu bakımları yaptırarak e, sezon öncesinde bu bakımları yaparak Sezona iyi bir şekilde makinenizi Kullanmaya başlayabilirsiniz Evet şu anda bu makinenin üzerinde 3 metrelik bir silkme borusu Mevcut bunu aynı zamanda 2 metrelik versiyonlarını da kullanabilirsiniz Sizin ihtiyacınıza göre bu opsiyonel Olarak değişmekte istediğiniz ölçülerde Uzatabilir kısaltabilirsiniz Silkme işlemini Dalları titreştirme vasıtasıyla yapıyor. Ön tarafta bulunan kancayı dala taktığınız zaman, motoru çalıştırdığınız zaman buradan gaz butonundan gazı verdiğiniz zaman bir titreşim sağlıyor. Ve dalda bulunan meyveyi aşağıya dökerek hasat işlemini gerçekleştirebiliyor. Bu silkme işlemini dakikada 1800 vuruş yaparak gerçekleştiriyor. Bu ortalama bir değer. Bu derecede, bu devirde çalışan bir motor. Şöyle çıkarttığımız zaman, ee, makinenin ön kanca kısmına bakacak olursak yine burada e, kanca kısmında burada farklı ölçülerde e, aralıklarda kancalar da mevcut sizin isteğinize göre o kancaları alıp buraya takabilirsiniz ve e, meyvelerinizde ağaçlarınızda hasat işlemini çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ee, makine üzerinde şimdilik anlatacaklarım bu kadar şimdi uygulamalı olarak da görelim bakalım nasıl çalışıyor. Bir tarım teknolojileri programının daha sonuna geldik. Sizlere bu hafta Balıkesir'den seslendik ve ekranlarınıza zeytin hasat makinesini getirdik. Bir sonraki hafta yeni bölümümüzde farklı bir ekipmanı, farklı bir makineyi incelemeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.